Selamünaleyküm arkadaşlar. En son buraya kadar gelmiştik. Mobil uyumlu menümüzü yapmıştık ve aşağı doğru devam edecektik. Şimdi mobil uyumlu olmayan sitemizde şu kısmı yapmaya başlayalım. Bu kısım nasıl yapılmış? Öncelikle biz buna bir göz atalım. Şimdi burada menümüz ve altında tasarımımız mevcut. Hemen altına bir container, row, call olayı da açmam gerekiyor. Şimdi öncelikle şu konteyneri bir kapatalım ya da bu konteyner içinde de devam edebiliriz bu arada. Burada konteyner içinde devam etmemiz çok da uygun olmaz. Fluid şeklinde yapacağız çünkü. Biz burada en iyisi arkadaşlar yeni bir ne yapalım? Şöyle konteyneri de şuradan kapatalım ve şu üst kısmın içerisinde yaptığımız bazı şeyler vardı. Artık bu üst kısımla bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Alakamız kalmadı. Bir alt tarafa geçeceğiz ve devam edeceğiz. O yüzden biz üst kısmın dışına çıkarak nokta container fluid diyerek arkadaşlar bir alan açalım. Row ve nokta call md 12'lik bir şey oluşturalım. Şimdi şuraya baktığımda ben ne görüyorum? Bir solda, bir de sağda. Sağda bir buton, solda bir paragraf. Paragrafın içinde tabii bazı değerlerimiz mevcut. Fakat biz burada arkadaşlar özellikle şu tırnak işaretini Font Awesome'dan almayı düşünüyorum. Font Awesome'da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu alt tarafta da gördüğünüz gibi Font Awesome şeklinde bazı ikonlarım olduğu için artık bu Font Awesome'ı da buradan almayı düşünüyorum. İlk etapta onu yapalım isterseniz. Font Awesome CDN şeklinde yapacağım. Font Awesome CDN şeklinde yaptığımda CDN.js'e gidiyorum ve buradan Font Awesome'ın all min CSS diyor arkadaşlar. Copy link tag diyerek burada en üst taraflarda mesela işte stilden hemen sonra bunu yapıştırabilirim. Ve arkadaşlar bana yaramayacak olan şunları bir sileyim. Şunların hiçbir benim için önemi yok. Şöyle yaptım. Evet, bizim için önemli olan nereden geldiği ve stil sheet'i olduğu. Şimdi tamam, Font Awesome'dan ikonlarımızı artık kullanabiliriz. Bu arada Font Awesome'ın sitesine de bir gidelim. Şu şekilde ikonlar bir açık kalsın bakalım. Buradan ikon aratacağız arkadaşlar. Şunu kapatalım, bunu kapatalım. Şimdi biz burada arkadaşlar gördüğümüz iki şey var demiştik. Biri P, biri de buton. Hemen gelin bunun önce bir HTML kısmını yapalım. P tagını açtım. P tagının içerisinde burada arkadaşlar bir font awesome var. Bir de şu yazı var. Şu yazıyı öncelikle bir kopyalıyorum. Şuraya bir yapıştırıyorum. Daha sonra bir de buton yapım var değil mi? Buton işte ne yazıyordu orada? Hemen teklif al. Hemen teklif al yazıyordu. Ve butona da hemen buradan bir class verelim. Class'ım BTN sarı bir class'tı. BTN warning dedim. Şimdi gelin bir bakalım. Şimdilik yaptığımıza. Yenile dediğimde bakın alt tarafta gördüğünüz gibi sadece şu Bootstrap class'ını almış. Alt alta iki şey görüyorsunuz. Şimdi öncelikle ben buraya ikonumu da dahil etmek istiyorum arkadaşlar. Burada hemen çift tırnak kota olması lazımdı ama kota şeklinde. Evet, gördüğünüz gibi kota left şeklinde biz bunu ne yapabiliriz? Alabiliriz. Tıkladığım zaman şuradan hemen bunu kopyalamak istediğimde şunu kopyalıyorum. Kopyaladım ve ben bu hemen P'nin içerisinde arkadaşlar. Çünkü P'nin içinde olması gerekiyor. Hemen önünde olabilmesi için ayrı bir yeri açmama gerek yok. Şöyle yapalım. Bunu yapıştırdım. Ctrl S yaptım. Ve hemen gelip şuradan bir kontrolünü yapayım. Geldi mi diye. Yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi bu da yanına gelmiş oldu. Peki ben bunları ne yapayım ki yan yana alayım arkadaşlar? Yani bu P ile bu butonu yan yana alabilmem için benim yine flex yapısına ihtiyacım var diye düşünüyorum. Flex yapısını uygulamak için de P ile butonu yan yana alacağım için bir üst klas olan şurada iş yapmam gerekiyor. Öncelikle deflex diyerek bunları hemen yan yana aldığımı düşünüyorum. Bir bakalım.
Yenilediğimde bakın gördüğünüz gibi bunu yan yana aldık. Güzel. Peki ben bunları ne yapayım? Mesela bunları bunun sağ tarafta, bunun sol tarafta olmasını sağlayabilmemiz için yatayda arkadaşlar justify content komutundan yararlanabiliriz biliyorsunuz. Justify content between diyeyim mi? Şöyle between dediğimde, yenile dediğimde tam da istediğim bu değil. Çünkü biraz daha ortalı duruyor arkadaşlar. Between yerine around kullanabiliriz. Around diyelim. Around dediğimde de justify content around ile bunlar aynı satırda biraz daha birbirine evet yakın bir şekilde böyle duracaklar arkadaşlar. Güzel gidiyor. Bir de ben buna bir yükseklik değeri verdiğimde tam dikeyde ortalanması için align items center komutunu biliyoruz herhalde. Align items center. Aslında flex yapısını da kullanıyor bu step. Zaten flex yapısıyla çok haşır neşir arkadaşlar. Bu şekilde bir şey yapabiliyoruz. Öncelikle şu şeyi daha doğrusu çift tırnağı arkadaşlar bizim biraz daha büyütebilmemiz için bir class vermem lazım. Tırnak diye bir class veriyorum mesela buna. Bunun haricinde bizim başka ne yapabiliriz? Mesela şu call MD'yi mesela burada şuna paragraf arkadaşlar bir class verelim. Buna da imza diye bir class verelim arkadaşlar ki içindekileri düzenlemek için. Birazdan stil dosyamda ne yaptığımızı göreceğiz arkadaşlar. Ve başka burada verebileceğim bir bakayım. Hemen. Evet şurada 5000'den fazla özgün çalışmaya imza attık dediği yeri arkadaşlar. Ben buna sırf class verebilmek için arkadaşlar ne yapalım? Span class şeklinde bir şey yapalım. Mesela şuraya bir span etiketi ekleyelim. Span etiketi arkadaşlar genel olarak biliyorsunuz. Hani sırf class verebilmek için yapılıyor diyebilirim. Şöyle boş bir etiket. Class diyorum ve buna da tırnak diyelim. Tırnak da sadece arkadaşlar boyutunu ve rengini değiştireceğim için böyle bir şey yapıyorum. Özgün çalışmaya buraya da aynı şekilde span vermem gerekiyor. Biraz detaylı anlattığımın farkındayım ama beraber gidelim istiyoruz. Süreçte yanılabiliriz. Şu şekilde class olarak ne dedik? Tırnak. Şöyle. Şimdi burada tabii herhangi bir class vermediğim için şu an herhangi bir değişiklik ne yapamayacağız arkadaşlar? Göremeyeceğiz. Peki gelin artık bunlara birer class verelim ve biraz daha düzgün bir şekilde olsun. Burada bu arada şöyle bir baktığımda şuradan buna bir yükseklik değeri de vereceğim için arkadaşlar ne olsun burada yükseklik değeri için benim burada şurada kol yapısını evet kol MD yapısını arkadaşlar mesela bir teklif vereceğimiz için teklif diye de bir class oluşturmuş olalım. Her biri için birer class oluşturuyorum. Birazdan bunları biçimlendirebilmek için. Şimdi burada tabii hepsini şu şekilde birbirinden ayırmak amacıyla şöyle bir yorum satırı şeklinde de yapalım. Teklif kısmı diyelim. Teklif kısmı. Hemen teklif al kısmı arkadaşlar. Burada hemen ne diyelim? Nokta teklif. Nokta teklifin yüksekliği 60 piksel olsun istiyorum ben mesela. İlk etapta buna bir bakacağız. Eğer yüksekse düşüreceğiz, düşükse yükselteceğiz şeklinde. Burada hemen bir gelin bakalım. Teklifi vermiştik hatırlarsanız. Yenile dediğimde biraz daha burası büyümüş oldu. Güzel. Şimdi peki ben bunu ne yapmam gerekiyor? Bir de tırnak konusunu söylemiştik arkadaşlar. Şuraya hemen gelelim. Nokta tırnak diyelim. Tırnakların renginin color olarak bakın daha önce kullandığım F4 B7 0B olmasını istiyorum dedim. Font size'ını biraz büyütelim. Font size'ını 45 piksel yapalım. Atıyorum. Bunu düşürebiliriz. Böyle bir bakalım önce bir ne olduğuna. Hemen geldim. Yenilediğim zaman evet bu şekilde bir şey oldu ama çok büyük oldu arkadaşlar. Biz bunu biraz küçültelim. Atıyorum 36 piksel değerini küçültelim. Bunun haricinde
Font weight'i de bold olsun. Şöyle kalın bir şekilde dursun istiyorum ben. Ve hemen geldim. Yenilediğim zaman evet biraz daha güzel durduğunu düşündüm. Peki burada bir de biz nasıl bir class vermiştik? Hemen bakıyorum. Tırnak olayını hallettiğimizi düşünüyorum. Bir de imza kısmı var. İmza kısmı da sırf bunun içindeki font size'ını büyütmek için yaptığım bir şeydi. Şuraya hemen gelelim ve nokta imza diyelim. Bu imzayı ne yapalım biz? Font size kaç olsun? 20 piksel olsun mesela burada. Biraz büyük olsun. Hani diğerlerine göre çok küçük kaldı gördüğünüz gibi. Yenilediğim zaman biraz daha büyük olmuş oldu. Ve güzel. Class'ları bu şekilde düzgün bir şekilde verdik. Fakat arkadaşlar bunun biraz daha böyle daha ferah olmasını sağlayabilmek için ben ne yapayım? Bir padding değeri uygulamayı düşünüyorum burada. Burada bir padding değeri uygulayacağım. Satırda uygulayayım olmazsa. Her yerinden P4 yani padding 4 birim şeklinde yaptığımda evet gördüğünüz gibi biraz daha güzel bir şekilde açıldı ve daha hoş bir görüntüye sahip oldu buradaki gibi. Şimdi tabii bunun aynısı olmasını beklemeyin arkadaşlar. Renk olarak da tam aynısını almadım. Rengin aynısını almadım. Benimki biraz daha farklı bir renk ve beyaz. Aynı oradaki tasarımı buraya gerçekleştirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Şöyle küçülttüğüm zaman bir bakalım. Yukarıdan belli bir miktar boşluk bırakmam gerektiğini görüyorum burada. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Margin Top özelliğini kullanalım ve Margin Top 2 şeklinde bir yapalım. Ne olacağına bir bakalım. Yenile dediğimde şöyle bir şey olacak. Ve küçülttüğümde evet biraz daha ne yapabilirim? Üst taraftan gönderebilirim bunu. Margin Top 3 dedim. Yeniledim. Evet. Ve şu şekilde baktığımda evet biraz daha iyi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Tabii bunun mobil çalışmasında sonraki derslerimizde tekrardan üzerinden geçeriz. Şimdilik masaüstü tasarımını bir bitirelim, halledelim arkadaşlar. Şimdi gelin burada hizmetlerimiz kısmına gidelim. Hizmetlerimiz kısmında şöyle geliyorum. Bunu bir kapatalım. Burayı da hallettik. Ve hizmetlerimiz kısmına geçelim. Şimdi hizmetlerimiz kısmı tam ortalı bir şekilde olduğu için container klasını almayı uygun görüyorum. Nokta container şeklinde aldım. Container içerisinde bir row. Row'un içerisinde ise arkadaşlar burada hemen şuraya baktığımda şurada hizmetlerimiz yazıyor değil mi? Hizmetlerimiz kısmı bunu kol içine almak yani kol içine de alabiliriz ama gerek yok. Ben hemen direkt bir H2 içine alıp ya da H3 içine 4 olsun. Class display de olsun. Display 4 şeklinde olmasını istiyorum. Hizmetlerimiz şeklinde yazdım ve bunu aynı zamanda tam ortaya getirebilmek için text center özelliğini de buradan ne yaptım? Aktif ettim. Ayrıca bu hizmetlerimiz konteyner olduğu için şöyle hizmetlerimiz diye bir yazı yazdım. CSS class yazdım. Buradan hemen şöyle yapalım. Şurayı da aynı şekilde ne yaptık? Hizmetlerimiz. Maksat nereye ne class verdiğimizi bilelim. Nokta hizmetlerimiz dedim. Ve bunun background color'ını yine aynı şekilde böyle bir şey yapmak istiyorum ben. Şimdi buradayken hizmetlerimizden hemen sonra nokta call md. Şimdi burada kaç birimlik yer var? 3, 6, 9, 12 değil mi? 3'er 3'er ayırmam gerektiğini gördüm. Çünkü 12 kırılma noktası var. 12 bölüme ayrılıyor. Burada bir tanesini yaptıktan sonrası zaten gayet kolay olacak. Burada call md3 dedikten hemen sonra imagesrc ile alacağımız resimleri alalım. Bu arada resimleri arkadaşlar her bir video dersin altında drive linki var. Oradan temin edebilirsiniz. Buradan resimlerin hemen altında bir ilk resim laptoptu hatırladığım kadarıyla. Laptop ve class olarak mutlaka img fluid vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Ki resmimiz responsive olsun. Şimdi şuraya geldim.
Bakın şunu kapatalım şu an için. Yenilediğim zaman aşağı doğru indiğimde bakın gördüğünüz gibi hizmetlerimiz kısmı geldi. Fakat burada bir sıkıntım var. O da ne? Bunun tam ekran şeklinde yapmam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz konteynerde soldan ve sağdan boşluklar atıyor demiştik. Peki o zaman hemen ne yapalım? Şunu konteynere hemen ne diyelim? Konteyner free'de çektim arkadaşlar. Ve ben bunu daha ferah böyle iç boşluklarının olmasını istediğim için padding 5 vermem yeterli diye düşünüyorum. Hemen geldik baktık. Yenile dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi çok daha tatlı bir şekilde göründü ki yukarıdan da boşluğumuz oldu. Şimdi bunu buraya koyduk. İyi güzel. Şimdi ise yapacağımız olay imaj SRC'nin hemen altında bir PTAG'ı açmak ki burada neyi alacağız? Hemen bakalım. Şurada web tasarımı yazıyor. Şunu bir kopyalayalım. Ve burada iki tane P olsun olmazsa. Şimdi şu ana başlığım olsun. Şu da onun yazısı olsun arkadaşlar. Şöyle Lorem'in aynısını kopyalayayım. Buraya benzer bir şey olsun. Şöyle yapıştırdım. Kontrol S dedim. Yalnız bu web tasarımını biraz daha şöyle afilli hale getireceğiz. Direkt text black diyelim. Şöyle black 50 mi diyelim? Black 50 olsun. Sonra font weight bolder. Bakın buradan da halledebiliriz bunları. Font weight bolder diyelim. Başka bunu ortalasak mı? Ya da gerek var mı? Margin top 2 desem nasıl duracak? Bir bakalım arkadaşlar şimdiye kadar yazdıklarıma. Hemen şuradan yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bir olay yaptım. Buradaki bütün yazıların ortalı olduğunu görüyorum. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Bütün hepsine tek tek text center vermem yerine şuradaki row'da ya da container'da fark etmez. Text center vermemiz yeterlidir diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Yenilediğim zaman bakın gördüğünüz gibi resimde dahil olmak üzere çok güzel bir şekilde buraya oturdu arkadaşlar. Bir sıkıntım yok. Güzel. Peki diğerlerini nasıl yapacağım arkadaşlar? Burada web tasarımı demiştik. Burada diğerlerini de bakın bir tanesini yapmanız yeterli demiştim arkadaşlar. Diğerlerinin sadece resmini ve yazısını değiştireceğiz. İkincisinde hemen burada şunu değiştireceğim. Şöyle sildim. Şuradan geliştirme PNG'yi aldık. Web tasarımı değil de burada ne yazıyor? Web programlama. Şöyle kopyalıyorum. Sitemde şuraya web programlamayı yapıştırdım. Hemen baktığım zaman, yenilediğim zaman bakın gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde bunları tek tek oturtuyorum arkadaşlar. Hemen diğer ikisini de buradan hızlıca halledeyim. Şuradan kopyaladım. Geldim yapıştırdım ve yapıştırdım. Bunu da burada şunu siliyorum. Kamera PNG olması gerekiyordu. Diğeri de hangi resimdi? Sepet. Ticaret resmiydi. Sepet. Şimdi burada hemen baktığımda grafik tasarım. Şunu kopyaladım. Şuraya geldim. Yapıştırdım. Ve daha sonra ne? E-ticaret değil mi? Kopyaladım ve getirdim. Yapıştırdım. Diğerlerindeki loremlere dokunmuyorum arkadaşlar. Aynı zaten. Şuraya geldim ve yenilediğim zaman bakın gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde hepsi gelmiş oldu. Herhangi bir sıkıntımız gördüğünüz gibi kalmadı. Sadece şuradaki renklerle ne yapabiliriz, oynayabiliriz. Ama biz bundan biraz daha farklı bir tasarım ortaya çıkarmak istediğimiz için renklere çok dokunmak istemiyorum şu an için. Ve gördüğünüz gibi şuradan teklif al ve hizmetlerimiz kısmı da gayet başarılı bir şekilde oldu. Aşağı doğru indiğimizde bakın gördüğünüz üzere gayet başarılı. Burada bunun altına da bir margin bottom yapmak için hemen onu görmüşken yapalım. Burada margin top 3 dediği gibi margin bottom'da 3 diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir yenilediğim zaman ve küçülttüğümde evet gördüğümüz üzere gayet güzel bir şekilde menümüzde gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şunu da kapattım ve burada da olaylarımız var.
Dediğim gibi ufak tefek bazı sıkıntılar var mobil uyumunda. Ama bu mobil uyumuyla alakalı da ekstra bir ders çekeceğiz arkadaşlar. Bazı yerleri daha güzel bir şekilde nasıl göstereceğimize dair. Şu an için ilk etapta buradaki tasarımı direkt hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorum. Biliyorum biraz ders uzadı. Fakat detaylı bir şekilde tek tek kodları yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da artık nereyi, biz kimiz ve buradaki kısımları yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.